Evet Konya Spor Teknik Direktörü e, İsmail Kartal'ın açıklamalarını izledik değerli izleyiciler. Yani biz hakeme itiraz etmeyecek miyiz dedi hoca. E, kırmızı kart gördü ve karşılaşmanın hakemi tarafından tribüne e, gönderildi. Arda kardeşler hoca kart göstermişti. Kaç maç? Beş maç mı? Hep beş maç oluyor ya. Daha sonra herkese beş olacak ya. Sevk olacak oradan bir karar beş. çıkacak o ne olacak? Oktan hoca, beş o beş. Nasıl hani ayarlıyorlar onu? Beş mi oluyor? İsmail Hoca fazla alır. Ha, niye o fazla alsın ki? Konyaspor Spor'un hocası öyle olunca o daha mı fazla alıyor? Yani büyük takımlar kıyasladığınızda küçük takımların hocaları daha fazla ben alıyor. Az önce söyledim Aynen. çok kötü bir yerde kaldı. Çünkü sen aldığın sözü şunu diyordum. Yani o takım yani çünkü Twitter'a düşse ayva yedik yani sayende. Ee, hadi Allah kahretsin öteki <laughs> takım. O tek takım kötü. Kaka takım, tüh takım. Niye e, Ersun takımı savunma yaptı dedin. E bugün karşında tamam sende de Arda yok, Emre Kılınç yok, Marka yok belki ama karşında topu anlamak isteyen bir takım var. Ya, birader bunu geç yani. Arda'nın yerine Emre'nin yerine de öyle soğan sarımsak adamlar oynamıyor bayağı bir oyuncu. Taylan geçen hafta sevgili e, Enver çok aman e, sevgili Evren çok şey dedi. Taylan'ın oynaması lazım. Doğru haklı bak o Tayland sahada. Ve Luyendam'a Marka Donk üstünün iki tanesi sahada. Marka dışarıda. Bence en önemli e, eksiklik Marcao'da. Emre Akbaba en kritik oynuyor. yani. Hem oyun kurmada hem savunma kurgusunun bozulmasında. Evren evet. Turan'ın vurguladığı nokta yani Luyendam'a bir enteresandı ve Donk Luyendam'a ikilisi sanki hiç olmamıştı ya bence hiç olmadı. Yani marka varken her zaman hiç olmadı. Marka yani olur. <laughs> Donk tamam. Donk da lavale oynadı. Yani tamam özgüveni yine onun ama Donk'u da bozdu Lyon'da mı? Yani Lyon'da Galatasaray'a inanılmaz zarar veriyor. Şu an Fatih Hoca oynatmamakla doğru yapmış diyordu ya herkes niye oynamıyor sonra 3-4 haftadır. Yok görmüyor musun adam yoktu. Oyunda Sakatlıktan değil. Sakatlıktan önceki Lyon'da böyle miydi? Değil. İşte biraz geri. Bu Lyon'da da satamazsın. Ben sana söyleyeyim. Ama oynatırsan da el bombası şu an. Yani o gözüktü ya oyun içerisinde. Yani penaltı pozisyonuna baksana. Penaltı değil, penaltı. Herkes değişir, onu konuşacağız. Adam arkasında 5 metre oradan gelmiş, topu indiriyor. Bakıyor, o arkada adamı görmüyor. Bir bağıran yok. Ama ilk Geliyor, yarıda Geliyor, kritik gidiyor. bir müdahalede bulundu. Hı. Mustafa kendi beraber... hatası. Kendi hatası. Mustafa ile Beraber, evet kendi hatası. Mustafa ile beraber seyredik. O, o kadar ayağını... da olacak artık. Yani oyuncuların performansları kötü ama Galatasaray'a şu gözüktü. Geçen hafta da bu hafta da. Galatasaray mecburen transfer yapmak zorunda. Öyle böyle değil. Yani transferler, transferler işte yapmak zorunda. Orta saha, stoper, santrafor, kenar yani şu bu bu çıktı yani şu 2-3 maçta gördüğümüz net olay bu. Süratli oyuncu lazım kenarlara. Öne adam lazım, orta sahaya bir tane adam lazım. Bu stoperlerle böyle götüremezsin ligi. Bugün ben sana söyleyeyim bak Kerem oynasaydı, Ali Kol oynasaydı, Emin Bayram oynasa yenilseydi Galatasaraylar bu kadar üzülmezdi. Çok net evet. Ben sana evet, söylüyorum. Evet, 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 evet. Yani oynattığın oyunlardan evet, yine evet. hoca bir şey bekliyor. Yine bekliyor yine yok. Emrak babadan bekliyorsun yok. Berlanda'yı yine bekliyorsun yok. Onu derken de maçlar gidiyor kaybediyorsun. iki haftadır. Kaybediyorsun Ama yani. Ama çok Kaybetmekle varken. De kalmıyor. Psikolojik olarak da ciddi derecede şey oluyorsun. zorlanıyorsun. Ama Emre çok eksiği varken Rize Deplasman'a da o eksik Galatasaray kazandı. Elit futbol denildi değil mi? Dediler mi? dediler. Abi futbol devamlı geçti gitti abi. E burada niye peki aynısı olmadı? Abi işte önemli olan devamını ettirmek önemli bu yani. Ama, Ama kadro da, değişiyor tabii. Yani Arda ile oynuyorsunuz yok Feguli ile tamam, oynuyorsunuz. Tamam onlar ayrı yok. bir şey. Ama burada iki takım da çok eksik. Evren'in söylediği o nokta evet, da doğru. Konya'da yani Konya'da çok Konya eksik yani. yarısı Onun yok. Onun için yarısı yok. yok. Yüzde yüz katılıyorum. Çok kaç on eksik falan galiba. <laughs> yani Konya eksik. tam kadroya çıkar tam olur her şeyi. Sen de eksik olursun ya Galatasaray'da eksik diye bir şey yok. Eksik tamam olur da yani eksik oyuncular zaten şu takımda kim olmasa mesela bugün olsaydı daha iyi olurdu Arda. Arda bugün ciddi şey yaratırdı oyun içerisinde. Ha maçı kazandırmaya yeter miydi bilemezsin. Geçen hafta yetmedi. Bir kişiyle olmuyor. En az 6-7 kişi, 7-8 kişi destek vermesi lazım. Galatasaray'da bunu göremiyoruz. Peki bir oyuncu rakamlarına bakalım, bakalım, mı sevgili Evren? Siz de merak ettiğiniz isimleri söyleyebilirsiniz. Yönetmenimiz sevgili Güven Mengü de o rakamları ekranlara getiriyor. İlk olarak Embaye Jack ne bugünü e iki golle tamamladı. 2 gol, 26 topla buluşma, isabetli pas 13, isabetli pas yüzdesi %76, ikili mücadele 5 kere girmiş, 3 kere kazanmış. Bu iyi rakam. Ee, ve e, defansif anlamda rakamları da ekranlarınıza geliyor. Hücum olarak da 5 şut, ikisi isabet, 2 iki de şut pası veriyor. İlk yarı iki net gol pozisyonu kaçırdı. Biri kafalı olmak üzere. Evet. Endon Daci'ye bakalım mı bundan sonra? Maçta ikişer gol atan isimlere bakalım. Galatasaray'da Mbaya <laughs> e, rakamları e, böyleydi. Bu bana bugün değil ama belki yarın şey öğrenirsiniz bir Konyalı olarak. Endon Daci'nin toplam maliyeti, bon servis artı şey, maaş. Tabii. Çok merak ederim yani. Kaç parayı oynuyor mesela? Tabii tabii. Çünkü Mbaya Cagney'e kıyaslıyoruz ya, yani arka arkaya getirdik ya. E, Endon Daci, iki, iki gol, bunu? 30 topla buluşma. <laughs> <laughs> İsabetli pas 15, pas yüzdesi yüzde 94. 6 kere ikili mücadeleye giriyor, 3 kere kazanıyor ee, Erdoğan Daçı. Defansif özelliklerine de bakalım. Bir top kapma, 3 faul, bir pas arası, bir uzaklaştırma. Hücum rakamlarına da bakalım. 5 şut, 2 isabet, 1 orta. İsabetli şutları gol oluyor Erdoğan Daçı'nın zaten. 4'te 4 isabet var. Maçta yani e, Erdoğan Daçi'ye gördüğün yerde vur demişler çünkü Konya Spor'da şutu deneyen tek isimdi. Ve iki golde neredeyse birbirine çok yakın özellikle rahat vurdu değil mi? Evet. Birinde Skubic birinde Cülerme, iki bekin paslarında. Birinde sağ bekiniz, birinde sol bekiniz. Peki biz bu Galatasaray'ın özellikle sol taraftan yediği golü nereden anımsıyoruz? Sol taraftan gelen golü nereden anımsıyoruz evrencim? İkinci yarının gene başında nereden hatırlıyoruz? Karagümrük maçı. Karagümrük maçı. Aynı şey değil mi? Evet. Evet. Karagümrük maçında yanılmıyorsam... <laughs> 45. dakika 50. saniye civarı ya da 46. dakika burada da 45. dakika 30. saniye gibi bir şey yani. Ya savunma mesela bugün savunması çok kötüydü Galatasaray. Hücumda yine pozisyon buldun. Atamadın. Mesela Oğulcan'ın kafası orada vuracaktın atacaksın böyle. Caddenin ilk yarı kaçırdı yüzde yüz. boş kere. Yani sen yine kötü oynarken de pozisyon buluyorsun. E bu konsantrasyon işte. Yani başka bir şey değil. Ama savunma olarak çok kötü oynadı Galatasaray. Sarahçı'nın arkasına kaç defa oyuncu kaçırdı yine. Yine Lyon'da ama Donkor'da uyumsuzlukları yani. Öyle olursa golü yersin. Taylan Antalyalı ve Yevtoviç kıyaslamasına da bakalım mı rakamlarla? E, i̇ki oyuncu da, e, gerçi Yevtoviç 73'te oynalarından çıktı. Oğuz Kağan da olabilir o isim. Ee, İttifak Holding Konya Spor takımında. Bir Taylan'ın rakamlarına bakalım. E, Taylan Antalyalı'ya. E, bugün biraz da e, yine yalnız kaldı. Ömer sarı kartını e, sarı kart gördükten sonra biraz daha kontrollü oynamaya başladı. Ömer Bayram ama hani şu karşılaşmada o taraflı tarafsız herkes İbrahim'in ee, İbrahim yanında Oğuzkan Güçtekin var izliyoruz. Teşekkürler Mustafa Göksu. Oğuzkan Güçtekin ile birlikteyiz. Oğuz bugün çok iyi mücadele ettiniz. Gerçekten kıran kanına bir mücadele oldu ve gol döllüsü şeklinde geçti maç. Sonunda da Konyaspor kazandı. Kazandınız. Neler hissediyorsunuz? Evet, biz maça çok iyi hazırlandık. İyi başladık, iyi götürdük. Sonunda da kazandık. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Herkesin ayağına, yüreğine sağlık. <laughs> İnşallah böyle devam edeceğiz. Şu an bu maç bitti. Önümüzde bir kara gümrük maçı var. İstanbul'a gideceğiz. Ee, kara gümrüğü de yenip yolumuza devam etmek istiyoruz. Kendimizden eminiz. <laughs> Tabii ilk yarının sonunda da artık çok az maç kaldı. İlk yarıda puan hedefiniz nedir takımın? <laughs> bir puan hedefimiz yok. Olabildiğince maç kazanmak istiyoruz. O puan var. almak istiyoruz. Bu o ligde var. bir puanın bile çok fazla önemi var. Ee, biz her maçı iyi mücadele ediyoruz. Ee, Toplayabildiğimiz en yüksek puanı toplayıp devreyi bitireceğiz inşallah. Son olarak... <laughs>